Keyfin nasıl? Ha? İyi misin? Ha? Konuş benimle. Var mı bir derdin, sıkıntın? Baban öldü demişler de ataşta demirim var demiş, gidemem demiş. Doğru mudur bu ya? Bir bakıvıram ben. Bir çiçek gibi büyüdün taze dalından, aşkına doymadan bırakıp gittin. Türkiye, seni seviyorum. Turizm cenneti denizi, oksijen deposu Torosları ve sıcakkanlı yörükleriyle Antalya'dayız. Kemer ilçesinde, Narenciye bahçelerinde ve dağ keçileriyle birlikte dopdolu bir program sizleri bekliyor. Efendim, Antalya dünyanın en güzel kentlerinden, şehirlerinden biri ve Antalya'nın içinde Kemer. Gerçekten muhteşem bir doğa, muhteşem bir orman, muhteşem bir deniz ve tabii ki yörükler. Yörük denince de akla ilk gelen şey nedir? Yörük çadırı. Programımıza zinde başlamak istedik. İki tane yörük ağasını aldım yanıma. Dediler, gel bakalım Harun kardeşim. Önce Canboğaz'dan girer çıkar. Sabahları kahvaltı önemlidir. Yörük çadırında bir kahvaltı yapalım dediler. Yörük ağam. İsim neydi? İsmim Turan Arslan. Kemer Yörükler Derneği Başkanıyım. Yörük ağası değil. Yörükler, o da güzel abi. Yörükler Derneği Başkanıyım. Ağalık mı iyidir, başkanlık mı iyidir? Tabii ağa son söz söyleyecek olan adam yani. Sizi tanıyalım abi. Ben de Kemer Yörükler Derneği Yörük Bey'iyim. Yörük Bey'sin. Yörük Bey'in görevi nedir abi mesela? Yörük Bey'in görevi işte Yörük Bey çadırımızda şu anda sizi ağırlıyoruz. Yani otağımızda beylik yapıyoruz. Bu çadır önemlidir. Evet. Onların hepsini Cemal abi anlatacak ama önce ben kahvaltıyı anlatayım. %100 natürele yakın bir kahvaltı değerli izleyiciler. Şöyle baktığımız zaman Mustafa'cığım, zeytiniyle, tavuk yumurtasıyla, yine yeşil zeytiniyle, kaşar peyniriyle, özellikle yörüklerin vazgeçilmezi, keçiler tabii ki, koyunlar. O güzel Torosların dağlarında onlardan sütünden elde edilen yoğurduyla, peyniriyle, yeşilliğiyle oldukça güzel bir gün geçireceğiz inşallah. Yakışıklı bir abicim. Selamünaleyküm abim. Aleykümselam. Bak, öpeyim önce. Nasılsın, iyi misin? Yakşı. Güzel. Ya şimdi anlamadım. Azerbaycan var, Gürcistan var, Moskova var. Soy isim de Ağızka. Ağızka soy isim de Ağızka. Doğru. Ağızka. Oo, kuruldun da buraya. Geldim. Bu çadırın mesela... yörüğü benim mi diyorsun? Ha, benim. Türkiye'yi ama böyle yürekte Türkiye var. 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 Evet de var. Yengemi de alıp gelmişsin. Müşteyle aran nasıl? Çok güzel. Vallahi mi? Gel yanaş. Çok güzel. Senin isim neydi abi? Kerim. Kerim senin? Ganime. Ganime. Aha. Kerim Ganime. Kaç yıllık evliyiz? 38 yıl evliyiz. 38. Aşk var mı aşk? Elbette. Ha, gördüm, ondan vuruldum. Bir dakika, ben... sen patronun bu işçiydi. Ha, işçiydi. Ya sen de tabii patronu kaçırmayayım dedin değil mi? Öyle oğlum, öyle. Müzik.
Ben burada 7-8 senedir burada çalışıyorum. 7-8 senedir. Hı hı. Ablacığım, ben de bu gözleme açan bayanları çeke çeke inceli öğrendim. Gözleme açılacak oklava bir kere ince olacak. Evet, ince olacak. Doğru mu? Hı hı, ince. Bu oklavada 18 ileri 3 geri yapılacak. Doğru. En çok ne tercih ediliyor? Patatesli mi, peynirli mi, kıymalı mı? Kıymalı. Peki gözlemenin en makbulü hangisidir? Damakta da ayrıdır ama sence en güzel gözleme neli olmalı? Kıymalı olmalı. Şok, şok, şok değerli izleyiciler. Uzun zamandır şok dememiştik. Bir kez daha şok diyoruz. Bir Konyalı geliyor, ekmeği Antalya'da açıyor. Ekmeği var ya, denizden, dağdan, taştan, yörük çadırından çıkartıyorsun. Evet. Nasıl çadırımız, iyi mi? Güzel, çok güzel. Kafaya mafaya bir şey düşmüyor değil mi? Annem buradan bak. Şu anda düşmüyor. Ya gerçekten değerli izleyiciler, burası belki de tarihi 100 yıllar, 200 yıllar, 60 yıllık, 70 yıllık. İrbikler görüyorum. Orijinal toprak ocak. Evet, toprak. Toprak ocak. Kendim de kenarlarını yapıyorum çamurla. Kendin? Tabii kendim yapıyorum. Allah Allah. Samanla toprağı karıştırıyorum. Güzelce yapıyorum ağzını yüzünü. Tici annem Antalya'da geçen yıl gözlemeciler arasında vergi rekortmeni oldu. Çok ciddi manada da bir vergi verdiğini söyleniyor. Evet diyor. Ya annem Anadolu insanı. Vallahi o kadar temiz ki. Ver desen ver. Kazandığını ver desen devlete. Benim canım sağ olsun. Benim mesleğim çobancılık, yörükçülük, atalarımızdan gelme. Öyle turizm ile, murizm ile onlarla hiçbir işimiz olmadı abi şimdiye olmaz kadar. Olmaz diyorsun abi. Buradan işte dağlara çıkarız, Karlı Dağları'nın arkasına. Oradan tekrar yana aynı yerimize geliriz. İyi. Tek cuma yeri şeyine. Benim adım Ali Karakoyunlu. Ali abi, öncelikle şu kasketten başlamak istiyorum. Şöyle bir elime aldım, açık söyleyeyim sana. İlk defa böylesine natural bir kaskete dokundum. 8 köşe mi, 10 köşe mi? 8 köşe. Hani şu Fatih abinin 8 köşe kasketiyle dediği kasket bu mudur? Evet, evet. Bu değil mi abi? Bu kasket. Bu her yerde de bulunmaz zaten. Bunu ancak yörüklere denk gelir. Yörüklerden mi denk gelir? Şöyle bir de ben takayım bakayım. Buradan değerli genel yayın yönetmenim Mustafa Çelik büyüme, abime diyeyim daha doğrusu. Selam olsun. Bak Mustafa abi, ben de taktım 8 köşe kasketi. Ben yakıştı da sana da bak. Bende de var ama yörüklük. Yörüklülük olmazsa. Bende de var yörüklük. 8 köşe zaten yakışmaz yörük. Ben de yaptım adamı. Keçi çobanlığı. Abi belli zaten ya. Bende Çorum'un benim orada benim. Çoban olmayan adama, yörük olmayan adama 8 köşe yakışmaz. Vallahi yaptım ya. Yapmışım belli yaptım yani. Yaptım keçi. Aa, yani sen yapmadın desem ben inanmayayım zaten. Az mı keçi sütü içtim ben abi? Az mı ondan annem yoğurt mayalardı, sabah bir kalkardı ben gece yerdim. Sen benim de yörük değilin desem ben inanmayacağım. Çünkü şapma sana yakış demem. 3 ay kalır. 3 ay yaylamızda kalırız. Ondan sonra aşağı bir yere ineriz. Ondan sonra 3-4 sefer yörükler yurt değiştirir. Bu yörüklerin de yurt değiştirmesi keçinin yeğisine bağlıdır. Şimdi geçici... Herkesin yeri aynı mıdır abi? Alanda ayrı mı? Millet bilir mi yani? Bilir tabii canım. Herkesin yeri. Herkesin yeri ayrıdır. Ha, kimse kimsenin yerine öyle geçmek ama... Olmaz, olmaz abi. Kimse kimsenin yerine gelmez. Hayat çarkı durmaz, döner. Bütün hayat ona biner. Vadisi gelen bir gün söner. Sönmeme şayran mı var? Hiç allanma mülk bile mala. Gitmezsen Allah'ın gösterdiği yola... Tatlı canını Ezrail'e vermemeye çaren mi var? Güvenme can dostuna, düşürürler seni bir gün öteki hibet kastına. Çıkıp tenessüs üstüne yatmama çaren mi var? Dikkat et helal yeme, özen göster haram yememe. Yakası yok, ak gömle giymemeye çaren mi var? Necde ezdat, nerede ata, hakka karşı etme hiçbir hata. Tapu denen acata, bilmemeye çaren mi var? Daima yürü hakkın izinde, hakkı söyle her sözünde, dört güçlünün omuzunda gitmemeye çaren var. İhtiyarlar da kalkacak, kalkıyor ağır ağır gördüğüm perde, göreceksin acaba evi nerede,
ev kazılmıştır mezar edilen kara yerde, orada yatmama çaren mi var? O gece münkir ve rakir gelecektir. Rabbin kim diye soracaktır. Yatan arkadaş mümin ise cevap verecektir. O zaman kurtulmaya çaren mi var? Ah şair, ah çok acı söylersin. Ecel ölümde var dersin. Bunlar bir gün orada senin başına gelirse sen neylersin? Bu dünya fanidir bilesin. Er geç kuyusunu kazar herkesin. Tut ki Nuh kadar yaşadın zor bela. Sonunda ölecek değil misin? Teşekkür ederim. Bende de görüklük bulaşmış değil mi hocam ya? Ya? Ben bir şairim, yoktur kederim. Aşkın yoluna bu canımı feda ederim. Eğer ararsa beni annem ile pederim. Sizin gibi iyi niyetli yakışaklı adamların yanında bulunsun mezarım. Kafam eslimi gurbet gurbet diğer diğer gezerim. Beni sevip de yanınıza aldığınız için hepinizden çok çok teşekkür ederim. Babam yanımda 101 yaşında vefat etti. Babama derdim ben, baba bana bu yaşantıyı öğret. E sen ne biliyorsun oğlum derdim. Mesela ağaç kartlamış, vurmaya başlamış. Vurularını keserin, dibini çapalar, gübre atar. Ağaç genceliyor. Oğlum bu derdi, gencik yapacağım onu derdi. İhtiyar ki değil. Ne yapacaksın? Sabahla sıcak çorba içeceksin. Güzel. Eğer bal bulabilirsen hafif bal yiyeceksin. Uykusuz, fazla uyku zarardır. Az uyku da zarardır. Sonra oğlum içkiyi, sigarayı, alikolu midene indirmeyeceğim. Neyi kolu? Alikol mesela. Alkolü. İçkiyi midene indirmeyeceğim. Neden baba? Şimdi mide orada bir et parçası. Bu üdüyor. Sıcak yiyorsun, soğuğu yiyorsun, tatlı yiyorsun, ekşi yiyorsun, turşu yiyorsun. O bir arızalandı mı bütün bu şey arızalanır. İçki de, sigara da beynin dalgın almaya başlar. Bunları içmeyeceksin, sporunu yapacaksın. Sabah erken kalkıp çorbayı içtin mi, yarım saat koşamazsan evin içinde yat, kalk, koşabilecek yerin varsa koş, sporunu yap. Ondan sonra bismillahirrahmanirrahim git içine. Namazını kıl. Zamanı müsaade olsa orucunu da tut. Çünkü namaz kılmak da bir hem ibadet hem spor. Biz bunları yapardık, işte güleşlik yaptık, sporluk yaptık, yaşadık. Yani bu zihin yaşlara, bundan dolayı diyorsun. Tabii ondan. 100 kıtada yani okurum, 1000 kıtada. Sana bir misafirliğe gittin, mevlide gittin. Aa babam ha, bir daha getir arkadaşım. Ha babam ha, yok. Yemeyeceğim. Karnın doyduktan sonra yemeyeceğim. Bir, ikincisi de ağzındaki çiğnemi yutmadan ikinci çiğnemi ağzına alma. Peygamberimiz de öyle yapmış. 13 kere çiğneyeceğim diyorlar da nerede ben? Üçüncü de löp diyeyim diyorum. Olmaz, mide yoruluyor vakit. Yoruluyor, bu hale geldim zaten öyle, koca usta. Öyle geldim. Annem keyif alır mıyız bu işlerden? Oo, 10 numara olur. Kendi mesleğin. Pişireceksin, taşıracaksın, yiyeceksin. Pişireceğim, taşıracaksın, yiyeceksin. Yiyeceksin, sunacaksın misafirine. Allah Allah. Tabii ki. Yani keyif alıyorsun böyle rakım yüksek çamların dibinde. Tabii ki. Ne kadar? Bu ne ya, keçi peyniri mi? Evet, evet, evet. Ciddi mi diyorsun? Ciddi, ciddi. Bak bakarım, kontrol ederim. Evet, ha. Bakıyorum. Bak. Bak ağzın yanında değil mi? Ekşi ekşi. Keçi peyniri derdiniz ekşi. Nasıl keçilerle aranız nasıl? Çok güzel. Keçileri güdersin, dolarsın taştan, oturursun taşın başında, türkünü söylersin. Ya? Yaş kaç? 53. Enişteyi severek gittin. Allah'ım kaçtım. Allah'ım ya Rabbim, bu Anadolu'daki şu lafı duyduğum anda... Tüylerin diken diken mi oluyor? Değerli izleyiciler, şok, şok, şok. Hiç Turan abi orada ekmeği yiyor. Ayranı içiyor. Yengem de burada diyor ki Turan beni kandırdı. Kandırdı. Turan abi ne diyorsun bu işe? Turan abi ne diyorsun bu işe? Ben masum. Abi sen de hiç masum tipi yok abi. Yok vallahi. Yok yok. Vallahi. Yok. Nasıl kandırdı seni? O dönemez işte.
Söylenmez mi? Söylenmez. O sırdır. Aile sırrı. Aile sırrıdır. Devlet sırrından ötedir. Devlet sırrı ne olacak? Her yerde çıkıyor devlet sırrı birbirini anladığı yerde. Hemen öteki hükümetten çıkıp ödümüyordu partiden hemen kuyusunu kazıyor görmeyin. Görüyor. Ama diyorsun aile sırrı anlatılmaz. Aile sırrı anlatılmaz. Kabire kadar. Sevdin mi Turan abi? Çok sevdim lan. Vallahi mi? Vallahi çok sevdim. Hemen yaktı beni sonunda. Nasıl yaktı ya? Ne yaptı? Çok köprüyü geçene kadar. Aynen. Allah Allah. Az sonra bir aile faciası yaşanabilir deli seçler. Şöyle çökeyim anam. Aha, gel lan dedi gel. Şön. Ha şimdi Turan abi. Bak vallahi ne dedi biliyor musun? Ya dedi tatlı diliyle beni kandırdı dedi. Sonradan da dedi eyvah dedi. Eyvah. Ne eyvah? Abi şu elini çek kadının bak hala. Şeyini hissettiriyorsun ha. Gücünü. Ya, gücünü. Yok kandıramaz başka bitti. O gündü. Daha ne olacak? Ya. Kaç yaşında gittin? 26. 26 yani 27 yılda aklı jeton yeni mi düştü? Yo çoktan düştü deme ya gönderemedik jeton takıştı bir yere. Köşeli yeni düşüyor. Köşeli yeni düşüyor. Ne şikayeti ne? Yo. Ne yok? Şikayetim var canım. Şikayetim mi olur canım? Çok seviyorum baksana gel de otur dediğime. Ya Ende çok güzel türkü söyler yanık yanık. Aa. He. Vallahi de. Vallahi çok güzel söyler. Sen türküye mi aşık oldun? Aşık oldum vallahi. Yani adamı kendini görmeden sesine ya, mi aşık? Ya komşuyduk ya var kardeşim. Sen komşu çocuğun abayı yakmışsın abayı ya. Adamın haberi var mıydı? Tabii biz birbirimizi gizli sevdik. Sonra çıktı. Abi gizli sevme nasıl oluyor ya? Mantar gibi bir şey yani. yağmur yağdı mı çıkıyor. Dur otur. Çık. Orada yemeği yedin mide şişti tabii. Çarık. Ulen diyor ne güzel ulen diyor bir de sana. Ulen dur. Odunumuz ne? Odunumuz harıp peynir. Harıp ne? Odun alttaki. Boynuz. Ne boynuzu? Keçi boynuzu. Odunun adı mı keçi boynuzu? Evet. Ha Allah Allah. Onu da ilk defa duydum ya. Bir saniye ya değerli izleyiciler. Evet. Aa bu keçi boynuzu odunu. Allah Allah. Keçi boynuzu bakın değerli izleyiciler. Yaşımız kaç? Kendim de bilmem. 50 var mı? Ne 50 sanki sen oğlum? 55. 80 de var. 80? Olması lazım. Yavuz. Olmaz. Belki de geçer. 80 yaşındasın. Oo, çamların deminde güzel hayat be annem. İsminiz ne? Tanrı kaldı. Yadikar Karakoyunlu. Yadikar Karakoyunlu. Ağanın yoksa anası mıyız? Ha. Şu ağaçtan bastonların dili olsa da konuşsa değil mi? Öyle. Neyse bu kim olacak yapacak? Yüzünde bir hüzün görüyorum. Gidelim. Böyle olacak. Ama senin için buraların, yörüklerin hanım ağası diyorlar. Değiller ama ne bileyim. Ne bileyim. Gene de öyleydim de ne bileyim. Öylesin öyle. Hala kalendersin. Bu halinde bile Isparta'ya kadar yürüyerek gidip gelir diyorlar. Önce bir de tabancası falan vardı önce. Tabanca mabanca? Tabancayla mı dolaşıyordun? Şimdi yok. Anam, sol tarafımı çökerttin. Allah çökersin. Balyoz gibi ellerin Allah, yemin ediyorum. Allah çökersin onu. Vallahi Allah. Şuraya bak, ellere bak. Balyoz gibi ya. Anam. Sen niye lan çekmeyin o? Vallahi billahi gel Mustafa gel Ergör gel. Gel Ergör aç onur ve gururla bak bu ellerin hem dışını öpeceksin hem içini öpeceksin içini. İçini öpeceksiniz değerli izleyiciler. Çünkü bu eller nasırlı eller. Bu eller keçi sağmış, odun kesmiş, ev yapmış. Doğru mu? 200 oğlak sağdım ben. 200 tane? 200 oğlak sağdım. 200 oğlak sağdın. Sağdım. Allah Allah. Keçi. Yörük önce Türk'ün hasıdır. Biz Yörükler 11. yüzyılda Orta Asya'dan göç ederek İran üzerinden Anadolu'ya yerleşen Yörük boylarıyız. Şöyle özetlersek biz Yörükler Yörük adını şöyle almışızdır. Yörükler göçer bir hayat sürdüğü için yürüyen adı altında Yörük adı verilmiştir. Ve Yörük Türkmen olarak anılmaktayızdır. Artık bizler de işin açıkçası artık yerleşik hayata geçtik. Benim annem, babam, anneannem, babaannem bilhassa
Yıllardır bu Antalya'nın, Akdeniz'in Toroslarında yörük hayatı yaşamışlardır. Küçükbaş, büyükbaş hayvanlarımız vardı. 1983 yıllarında falan bıraktılar bu göçebe hayatı. Yerleşik bir düzene geçtik. Artık kendimizde sürümüz az olsa bile şu andaki bu sürü bizim yine alarm ayettir. Ufak da olsa yine böyle küçükbaş hayvanlarımız var. Nasılsın? İyi misin? Ver bakalım şu boynuzunu bana. Gel ağam gel. Ali abim gel. Ali abim. Bu güzel sürü senin mi Ali abim? Rekor, rekor, rekor değerli izleyiciler. İşte keçilerin en büyük özelliği böyle iki ayaklarının üstüne çıkmaları. Evet. Bunların cinsi honamlı olmak. Nasıl? Honamlı. Honamlı? He, honamlı da var. Yani? Bunun özelliği o. Honam, yerli mi? Yok. Ya yerli keçi de bunların cinsi ayrı yani. Çünkü bu davallar honamlı da var. Hmm. Yani Türkiye'de tutulan bir keçi bu. Biz de buna üretmeye özel veriyoruz. Damızlık için isteyen arkadaşlarımıza da satıyoruz. Şey midir peki? Süt veren var mı? Abi süt verir. Mayıs, Nisan, Haziran, Temmuz bunların süt verilme aylarıdır. Hemen şimdi yavrulayacaklar gari. Şimdi sütü çekti tabii bunlar. Birinci keçini bul getir. Aha. Değerli izleyicilerimiz. Bir yaşında bu keçi bak. Bir yaşında. Bir yaşında daha. Bir yaşında. Ali abi. Ali abi. Bir dakika kızım dur. Oğlum dur. Bir dakika dur. Bir yaşında dur. Bak. Bu keçi bir yaşında. İki yaşında, üç yaşında olduğu zaman ne olur bu keçi? Şu daha bak yaşına varmadı. Şu arkamızdaki de bak. Birinci olan keçin kaç yaşında? Birinci olan bu keçi işte. Bu mu? Evet. Evet. Kaç kilo geliyor? Şimdi şu anda bu keçi 100 kilo öyle. 100 kilo. Evet. Vay be. Adı nedir bunun abi? Bu Deke. 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 Doğumluk. Evet değerli izleyicilerimiz. Keçi gibi inadım var derler. Niye derler abi? Ha, keçi inadı derler bir şey. Şimdi bu keçi şöyle bir şey. Nerede bir yumuşak dağ varsa akşam çıkar ona yatar. Aşağıda yatmaz. Şimdi elinle bir şey elle bu keçi yemez. Yani o kadar da temiz yerden yayılmayı sever bu. Allah Allah. Temiz yerde yayılmayı sever. Ne kadar temiz yer olursa şimdi elinle bir şey elle kokulandı mı yemez. Yani bu keçide akıl hiçbir şeyde yoktur. Şimdi bu keçi diyelim ki şu dağda ormanda yavrulayı. Gitti sürünün içinde yavruladı. Bora geliyor bu keçi. Yavrusunu olduğu yere salıyoruz bu keçi. O ormanın içinde bu koduğu yerde buluyor bu yavrusunu. Yani biz elimizde bir şey atsak orada bulamayız. Kokudan anlıyor. Kokudan anlar. Tabii kokudan anlayıp da buluyor. Keyfin nasıl? Ha? İyi misin? Ha? Konuş benimle. Var mı bir derdin sıkıntın? Ha? Muskası da var bak. Bak muskası da var muskası. Allah nazardan saklasın. Oy 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 mazlum 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 mazlum. Allah nazardan saklasın sizi. Toros'un aslanları bunlar. Toros'un vazgeçilmezleri. Kemerin en güzel yerindeyiz diyebiliriz. Kemerliler alınmasın. Çünkü burası aynı zamanda zaten Kemerlilerin çam ağaçların içinde her şey organik ve natürel. Yörük Park'tayız. Yörük Park'ı bize anlatsın istedik. Buranın işletmecisi Cemal Bey ile birlikteyiz. Efendim neler söyleyeceksiniz? Yörük Park. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum tabii ki. Tüm içtenliğimle. Sizleri burada görmek bizleri mutlu etti.
kemerimizi tanıtıyorsunuz, Yörük Parkımızı tanıtıyorsunuz. Yörük Parkı kemerde bugün sembol olmuş bir müessese durumunda. Neticede hem yöre halkının hem de kültürümüzün önemli parçalarından, önemli bölümlerinden birisi olan, unsurlarından birisi olan yörük kültürünü burada yaşatmaya gayret ediyoruz. Burayı gelmelerini, görmelerini, gezmelerini, buradaki yöresel tatlardan tatmalarını tabii ki istiyoruz. Yakışır gümüş kemer, aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem. Antalya'dayız, yaşayan bir tarih demir dövüyor. İnsanlara sövmüyor, demiri dövüyor. Dikkatinizi çekerim, muazzam bir usta Ali Rıza ustamla birlikteyiz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ustacım öpeyim. Hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. İyi misin? İyiyim, iyi. Tahra yapıyorum. Tahra mı yapıyoruz? Bir tahra daha yapalım. Nasıl yapacağız? Ateşi körükledik değerli izleyicilerim. Tabii canım. Kabul. Isın. Isınıyor. Yaş kaç Ali Rıza dayı? 85. 85 yaşındasın. Kaç yıldır demir dövüyoruz? 70 yıldır. 70 yıldır. Evet. 15 yaşında alıştın bu işe. Evet. Hiç bıkmadın, usanmadın. Bıkmadık, usanmadık. Keyif alıyorsun. Canım, ekmek parasını çıkarayım da halen buradan ben. Hala ekmek parası mı? Yeter. Yeter tabii ya. Oy oy, orak mı oluyor bu? Ne olacak? Tahra. 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 Ağaç kesmek için. Ağaç kesmek için. Sen böyle bu yaşında nasıl vuruyorsun, nasıl keskinliyorsun? Ben ihtiyar mıyım canım? Öpeceğim, gel. Öpeceğim. Ben ihtiyar mıyım dedi ya. 85 yaşında çekiç sallıyor. Şimdiki gençler anca pişbirik oynuyor, doğru mu? Doğru. Doğru. Bunun ham maddesi ne Rıza dayım? Bu ne yani, bu tahranın ham maddesi? Ham maddesi demir, ağzına çelik kaynatıyorum. Böyle çelik oluyor. Anladım. Demir olsa diyorsun o kadar dayanmaz. Çelik mutlaka. Dayanmaz. Sanatı kimden öğrendin? Babamdan. Babadan kalma. Babadan kalma. Baba kimden öğrendi? Dededen. O da bir usta yanına gitmiş zamanında. Usta yanında öğrenmiş. O zamanlar bundan 70-80-100 sene evvel demircilik en başta sanat. Herimin bir oğlu oldu mu demirci dükkanına veriyor. Demircilik o kadar iyi. Bu köyde bıçaklar... Versene abim bir tane boyunç. Bıçaklar, sapı, bıçakların sapı hep naylon. Yanıyor, kırılıyor. Ben hem bu boynuzlardan bıçak yapıyorum, sapını yapıyorum. Emsallarım hepsi köktüler. En iyi ben varım. Gülesem hepsini yenerim. Öpeceğim. Öperim. 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 Ne demişler? Tamam. Bükemediğim bileği öpeceksin demişler. Vallahi ben bu yaşımda bunu yani kullanamam. Efendim ne demiş büyük düşünür Harun Şen? Herkesin gönlünde vardır bir yar. Karşınızda vitamin deposu nar. Kalp dostu. Şimdi Antalya'da narenciye zaten cenneti. Ama nar nasıl kesilir? Evde keserken böyle sağa sola sıçratıyoruz. Üstümüze başımıza damlıyor. Ne bileyim mobilyalara sıçrıyor. Papaz oluyoruz. Dolayısıyla ablacığım isim neydi? Firdevs. Firdevs anneciğim. Şimdi nar çok güzel, organik, natürel. Bunu... Böyle sağa sola sıçratmadan nasıl keseceğiz? Şöyle. Şöyle dediğiniz? Köşeli. Bir saniye. Çıkaralım. Şimdi onu anlatalım. Köşeli dediğiniz uç bölümünden şöyle, mi? Uç bölümü çıkaralım. Uç bölümü çıkardık değerli izleyiciler. Hı-hı. Yavaş yavaş ablacığım. Bir de. Burası
Sap bölümü. Sap bölümü. Sap bölümünü de yuvarlak çıkarttık. Bir de orayı çıkaralım. Şimdi hatırlatalım. Burayı köşe, hı-hı, kare yapıp çıkarttık. Hı-hı. Burası dip bölümü. Narın baş bölümü. Orayı yuvarlakça kestik, evet, çıkarttık. Evet. Şimdi bunun içerisinde dilimler vardır. Şunlar. Dilimler dediğiniz şu zarlar. Şu zarlar var. Evet. Şu zarlardan şöyle birer tane çizik atarak şöyle. Her narda aynı, evet, zar mı vardır? Evet. Yani kaça böldük? Bir saniye anneciğim. O değişir. Değişir. Yani narın değişir. Şöyle açtın mıydı? Açtın mıydı? Gel Mustafa. Gel. Gel gel. İşte organik nar değerli izleyiciler. Nar böyle açılır sağa sola dökülmeden. Ablacığım eline sağlık. Çalışıyor sen böyle gram tuvalet derler ya. Valla ben de işte takip ediyorum. İşçiler. Neyi takip ediyorsun? İşçiler çalışıyor mu çalışmıyor, neyi topluyorlar? Neyi mi topluyorlar? Yani mandalina mı topluyor, portakal mı, limon mu, greyfurt mu? Senin görev bu. Benim görevim bu diyor. Mandalina mı topluyor, portakal mı, greyfurt mu? Evet. Şu an ne topluyorlar? Şu an mandalina topluyorlar. Bir kişi ortalama ne kadar mandalina topluyor, kaç kasa? 40 kasa topluyor normal bir insan. 40 kasa? Evet. Bir kasa kaç kilo? 14-15 kilo. 14-15 kilo. Geliyor. İyi, 40 kasa 600 lira. 600 kilo yapar. Vallahi. Vallahi sen çavuşsun herhalde abi. Çavuşum da yani tonajla biz çalışmıyoruz. Yömiyeyle. Yömiyeyle çalışıyoruz. Evet, yömiyeyle. Yömiyeyle. Yani, kaç para alıyor bir kardeş yömiyemiz? 40 milyon. Erkek bayan 40 milyon. Evet doğru. Eşittir. Eşittir. Evet. Az çalışanı çok çalışanı nasıl ayıracağız? Vallahi ayırma yok. Herkes gücüne göre çalışıyor. Gücüne göre çalışıyor. Evet. Bu sağ tarafımdaki zat-ı muhterem benim babam çavuş diyerek kayter görmüş. Doğru mu? Yok. Nasıl diyor? Soralım. Aha burada. Aha. Gel kardeşim benim. İsim neydi? Bayram Dilören. Bayram Dilören. Evet abi. Baban çavuşum diye çalışmaz. Abi sen şimdi, de benim babam çavuş diye çalışmıyorsun. Benim babam çavuş olduğuna göre yani bana da bir yarı çavuşluk düşüyor biliyor musun? Ondan dolayı ben de işçiler takip ediyorum. Ondan dolayı. Patron ne yaptın tabii o zaman? Abi işte işçiler kardeş patron kardeş. Ve Urfalı dedim mi şimdi ses güzel olur, yürek güzel olur. Vallahi bilmiyorum. Nasıl olsun. Çalışmak nasıl bir duygu? Abi mandalini çalışmak toplamak çok güzel bir şey. İnsan kendi alnının teriyle para kazanmaktan güzel başka bir şey yok yani. En güzeli de odur yani kimseye muhtaç olmamak, en güzeli çalışmaktır. En güzeli çalışmak. Evet. Urfalıların sesi güzel olur benim bildiğim. Bizim abi, Mahmut Tuncer bizdedir Mahmut abi mesela sesi güzeldir. Doğrudur İbrahim Tatlıses zaten söylemiyor. Var mı sende beste? Valla benim bestem yok da ben Mahsun Kırmızıgül'den size bir parça söyleyebilirim. Söyle be abim be. Söyle. Buyur mikrofon sende. Hadi bakalım. Bir çiçek gibi büyüdün taze dalından, aşkına doymadan bırakıp gittin. Sonbahar gelmeden rengin solmadan, ayrılık yeline kapılıp gittin. Gittin de benim de belimi büktün. Şimdi dokunsalar ağlayacağım, ardından karalar bağlayacağım. Nasılsın deseler ağlayacağım. Şu gurbette neler geldi başıma,
Zehir kattın ekmeğime, aşıma. Doyamadan şu gencecik yaşıma. Ayrılık yeline kapılıp gittin. Gittin de benim de belimi büktün. Şimdi dokunsalar ağlayacağım. Ardından kahralar bağlayacağım. Nasılsın deseler ağlayacağım. Ülke TV ailesine çok teşekkür ediyoruz. Kameraman arkadaşımızın ayaklarına sağlık. Sana da çok teşekkür ediyoruz teşekkür değerli kardeşim. Eyvallah. Valla kendi malınmış gibi ye baban afiyet çavuş. Afiyet olsun abi. Hadi biraz tabii sana takviye yapmak lazım. Değerli teşekkür izleyicilerimiz mandalina biliyorsunuz. C vitamini kış aylarıyla birlikte doktorların tavsiye ettiği güzel meyvelerimizden birisidir. Hele bir de bu kemer mandalinaysa yemeyeceksin, ağzına atacaksın, çiğnemeyeceksin bile gerektiğinde. Senin nefesine sağlık, ben kendi elimle besliyorum seni Urfalı. Yüreğine sağlık. Teşekkür ederim abi. Sizin de ayağınıza sağlık, buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ediyoruz sizlere. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Bahçenin sahibiyle birlikte Samet kardeşimle Antalya'nın genç girişimci iş adamlarından birisi. Ortalama bir ağaçtan kaç kilo mandalina alıyoruz ortalama? Ortalama 10 kasa falan verir. 10 kasa 200 kilo civarında. 200 kilo. Evet. Bu bahçede kaç ağaç var mesela? Buradan herhalde 2-3 kamyon, 5 kamyon neyse çıkacak. Evet. İstanbul'da, İzmir'de, Eskişehir'de, Trabzon'da, Hakkari'de, Şırnak'ta her tarafa gidecek. Doğru mu? Evet, doğrudur. Türkiye'nin en iyi mandalinası kemerde yetişir diyebilir miyiz? Kemerde yetişiyor lezzet açısından. Nedir kemer mandalinasının özelliği? Daha sık olması lezzetli açısından. Tatlılığı önemli yani. Urfalı kardeşlerimizle iç içe çalışıyoruz. Evet, iç içe beraber onlarla birlikte bu kış sezonunu birlikte geçiriyoruz yani. Hoy! Oy değerli izleyicilerim! Bol, bereketli, rahmetli meyvelerle birlikteyiz. Antalya, Antalya. Turistin bolu Antalya'da. Meyvenin bolu Antalya'da. Yağlı güreşçinin bolu Antalya'da. Yörüğün kralı Antalya'da. Dağ keçisinin kralı Antalya'da. Ağların kralı Antalya'da. Antalya, güzel şehir. Antalya'da yok, yok. Geliyorum la Furkan. La Furkan. Geliyorum Furkan. Devrilmeyelim abi. Vallahi devrilmeyelim. Furkan ne yapıyorsun? Sağ ol. Türkçe bilmiyor musun? Bilmiyorum. Suriyeli misin? Suriyeli. Esselamu aleyküm. Selam. Nasılsın? Keyfin hoştur. Hoştur. Mandalina, portakal. Ben gidiyorum, sen burada kal. Mandalin. Mandalin, görüyorum mandalin. Furkan. Ha, hava nasıl orada? Güzel hava. Hava güzel değil mi? Güzel. İnme, kal orada. Bura mı güzel, Suriye mi güzel? Suriye güzel. Suriye güzel. Gözleri parladı. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Vatanım vatanım özgürlük demiş. Doğru mu Furkan? He? Suriye güzel. Suriye güzel, Suriye. Suriye. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Allah'a çok şükür, biz de iyiyiz. Ne yapıyorsun? Karışıyorum. Kaç kasa topluyorsun Sevim ablam? Her bir kişi 40 kasa topluyor. Her bir kişi 40 kasa topluyor. He. Vallahi Sevim ablam pratik ya. Türkçeyi nerede öğrendin? Suriye'nin neresindensin? Ben Suriye'de geldim. 2 sene oldu ben Türkiye'den. Urfalılar yanında da çalıştım, öğrendim. Türkiye seni seviyorum. Türkiye de sizi seviyor be. Türkiye de sizi seviyor. Orijinal kapı sesi. Bir kez daha dinletiyorum.
Bu kapıdan da desturla, saygıyla ve sevgiyle giriyorum. Tamamen tesadüfi bir çekim. İçeride bir annemiz var. Tam 100 yaşında. Yani bir asrı geride bıraktı. Bismillah diyerek sağ ayakla eşikten giriyorum. Antalya'dayız ve böyle geliyorum. Selamun aleyküm. Annem seni vallahi şu camdan gördüm. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İşte. İyisin. İyiyiz bu halimize. Çok güzel halin var. Şöyle cemberi de şöyle biraz çekeyim şöyle. Şu güzel gözlerin gözüksün. Tam 100 yaşındaymışsın. Yani 1915 doğumlusun. Sene 2015. Nasıl, güzel mi 100 yaşında olmak? İşte. İyi mi? İyi mi hanım? Çocuklarım da bakıyor. Bakıyorlar değil mi? E senin gibi anneye bakılmaz mı ya? İsim ne? Bakar çocuklarım, gelinlerim. Geliverir sabahlar. Tamam. İsmin ne? Dulgadın Niza. Ne? Dulgadın Niza. Dulgadın Niza. Dul kadın? Dur kadın Nizam. Dur kadın diye isim ilk defa duyuyorum. Allah Allah. Gel gel nenenin yanına. Aha torun geldi. Aha gelin geldi. Dur kadın Nisa. Nizam. Dur kadın. 100 yaşındaymış kaynana. Nasıl böyle 100 yaşında kaynana? İyi baktık biz kaynanaya da öyle yaşadı. Tabii biz iyi bakıyoruz. Aman gelinler. Hocam yakalım. Sobasını yakarın, kahvaltısını ettirin sabah erkenden. Bir saniye erkenden. Dur, yavaş yavaş. Sabah erkenden gelirler, anlat. Gelirler, yemek bir. Tam bir asırlık çınar. Çok güzel bir insan. İsim zaten söylemeye gerek yok. Dur kadın, annesi koymuş. Belli, gelenekten görenekten geliyor. Sana var ya, sağlık, afiyet diliyoruz. Senin için her sene Antalya'ya geleceğim. Her sene de inşallah sağ salim göreyim seni. Böyle boğazına falan iyi baktın, ondan uzun yaşadın herhal. Tabii. Ne yedin, ne içtin? Pirinç ne olsa yer. Ne olsa yersin. İyi hadi bakın. Çok yoğurt yerindesin. Öpeyim elinden. Öpeyim elinden, o güzel ellerinden. Ya, yaşlılık zor. Bu da benim için bir tarih. Orijinal 100 yaşında bir ninemin elini öpüyorum. Allah uzun ömürler versin. İnşallah. Onları başımızdan eksik etmesin. Amin. Onların dualarını İnşallah. Bizim üzerimizden İnşallah. Eksik etmesin. Amin. İşte 100 yaşında. Ay şu güzelliğe bakar mısınız? Gel bakalım gel. Yürüyelim bir de şöyle bir. Genç görsün şu Türkiye ya. Şu Türkiye bir genç görsün ya. Allah Allah. Gel bir de şöyle dönelim şuradan yürüyelim annem. Hop bak 100 yaşında. Efendim kemerin en renkli simalarından biriyle yörüklerin kralı, hası, padişahı Toran Aslan'la birlikteyiz. Ben Turan dedim, o Toran dedi. Evet abi, Antalya, kemer, yörükler diyarı Antalya. Neler söyleyeceksin? Çok güzel bir ortam. Tam böyle sonbaharında en güzel günü, güreşli bir hava. Ne diyeceksin Antalya kemerle ilgili, yörüklerle ilgili? Yörüklerimizi bir çat altında birledik burada. Evet, güzel şeyler yapıyoruz. Yaz aylarında yerleşenliklerimizi yapıyoruz. Burada sarı keçili ve kara koyunlu yörüklerimiz mevcut. Onlar halen biraz önceki işte gittik ziyaret ettiğimiz gibi onlar halen daha bu ataların dedelerinden gelen süre gelmiş adetlerini devam ettiriyorlar. Güzel bir şey. Kemerimizin her ne kadar buradaki insanlar işle yani kemerde turizm işiyle uğraşsalar bile tabii bu kemer dedim ya burası Trosları dağların eti olduğu için buranın üçte ikisi yörük. Yani bugün burada belediye başkanımız yörük. Kaymakamımız yörük, ne bileyim emniyet müdürümüz yörük, bizler yörüğüz, A'ya bakıyoruz yörük, B'ye bakıyoruz yörük. Hepsi yörük. Elbette ki yörüklüğü inkar edemeyiz.
Biz orada gene en geç Şubat ayının sonuna kadar bu yıl 2016 yılında yapılacak olan şenliklerimizi gene burada insanlarımıza reklam yoluyla duyuracağız. Sizleri de ayrıca davet ediyoruz. Tüm kemer halkını kendisini yörükçülüğe adayan, ben yörüğüm diyen, kalbinde, gönlünde yörükçülük olan herkesi oraya davet ediyoruz. Tabii bunu biz yuvalarımızda yapıyoruz. Yaklaşık 1680 metre yükseklikte. Tahtalı Dağı'nın eteklerinde yapıyoruz. Çukuryaylı diye bir yeri var. Buramız bizim baş yaylası. Güzel bir şey oluyor.